Soytarının bir tanesi insanları komünizme davet ediyor ve Allah'ın ayetlerini okuyor. İnsanları komünizme davet ediyor ve Allah'ın ayetlerini okuyor. En'am suresindeki şu ayet diyor, Kur'an'daki en komünist ayettir. Allah'a sığınırım. En'am suresindeki şu ayet, Kur'an-ı Kerim'deki en komünist ayettir diyor adam. Bir tane ayet söylüyor, bir tane Marx'tan söylüyor. Bir tane ayet söylüyor, bir tane Lenin'den söylüyor misal. Ve bunu da İslam adına yapıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde kapitalizmi ortadan kaldırmak ve yeryüzüne ortak paylaşımı getirmek için gelmiştir diyor. Yani la ilahe illallah'ın manası budur diyor. La ilahe illallah parayı def etmektir. Paranın uluhiyetini, doların, dövizin uluhiyetini reddetmektir. Bunu ne adına anlatıyor adam? Bu adam dese ki ben Lenin'e iman ettim. Bu adam dese ki ben Marx'a iman ettim, Stalin'e iman ettim. Sizi de onlara davet ediyorum. Diyeceğiz o da daveti de cehenneme kadar. Fakat bu adam insanlara Allah'ın dinine davet ediyorum diye komünizme davet ediyor. O zaman senin çıkıp Kur'an-ı Kerim'den bu ayetleri beyan etmen lazım. Bu adam Deccal'dır demen lazım. Bu peygamberin bahsettiği cismi, insan cismi fakat kalbi şeytan kalbi olan insanlardandır. Bu bizim cildimizdendir. Bizim dilimizdendir. Fakat cehennemin kapısında durmuş ve insanları cehenneme davet ediyor demek lazım. Misal sen bunu yapacaksın, sen Allah'ın kitabında açıkladığı ayetleri apaçık bir şekilde insanlığa anlatacaksın. Eğer alimler görevlerini yerine getirmiyorlarsa, eğer öncü olan insanlar şahitlik görevinin hakkını vermiyorsa bunu sen yapacaksın, ben yapacağım. İslam davasını orta yerde mi bırakacağız? Allah'a daveti orta yerde mi bırakacağız? Hayır. Her birimiz kendi sorumluluğumuzun altına gireceğiz. Ve diyeceğiz biz alimlerle aynı kabre girmediğimiz gibi alimlerle aynı ateşe de girmeyeceğiz. Herkes kendisi Allah'a kendi hesabını verecek diye. Evet, isteriz öncümüz olan insanlar bu işi yapsınlar. İsteriz bu iş bize kalmasın, alimler bu işi yapsınlar. Fakat alimler dünya hayatını, alimler diplomayı, alimler arabayı, alimler çokça kitap yazıp kütüphanelerin raflarını doldurmayı kendilerine dert edinmişse o zaman bu işi sen yapacaksın, ben yapacağım. Allah Azze ve Celle bize hidayet etmişse bu iş bizim işimizdir. Ve bu işin altına biz gireceğiz o zaman. Anlaşılıyor muyum kardeşim? Bu toplumda insanları batıla Allah adına davet ediyorlar. İnsanlar batıla insanları Allah adına davet ediyorlar. Sapığın biri minbere çıkıp şöyle demiyor. Gelin demokrasiye. Demokrasi yeni bir dindir. Ben sizi bu dine davet ediyorum. Gelin seçimlere katılın demiyor. Sapığın biri Allah'ın minberine çıkıp diyor ki ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında istişareyledir. Demokrasi insanların birbirine soraraktan yeryüzünde hükmetmesidir. Onun için Allah bizi demokrasiye teşvik ediyor. Başka bir tane sapık minbere çıkar bağırır. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا Şahitler şahitliğe çağrıldıkları zaman sakın ha şahitlikten geri kalmasınlar. Gelin seçimlere katılın, oy verin. Kimin hayırlı olduğuna, kimin şerli olduğuna şahitlik yapın diye insanları şirke davet ediyorlar. İnsanları şirke davet ederken de Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini insanlara okuyorlar. Adamın biri çıkıp şunu demiyor. Gelin Buda diye bir adam var. O da yeni bir din getirmiş, Budizm'dir. Gelin hep beraber Budizm'e tabi olalım. Kendimizi aç bırakalım. Gidip kapıların arkasından mağaralarda bekleyelim. Heykeller dikelim, kabirlere gidelim, ölülerden yardım isteyelim. Adam bunu demiyor. Adam diyor ki aleyhissalatu vesselam dedi ki اِذَا دَاقَ بِكُمُ الْاُمُورُ فَاسْتَعِينُوا بِاَهْلِ الْقُبُورِ İşler sizinle daraldığı zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyin. Adam diyor ki Peygamberimiz Hira mağarasında Ebu Bekir'e tarikatı verdi. Ebu Bekir de ondan sonra tarikatı insanların arasında yaydı ve insanların çağırdığımız bu tarikat Peygamberin Ebu Bekir'e öğrettiği tarikattır diye. Bakın kardeşler insanlar küfrün ve şirkin her türlüsüne insanları Allah ve Resulünün adına davet ediyorlar. İnsanları o batıla ismiyle davet etmiyorlar. Gelin Budist olalım, gelin demokrat olalım, gelin kafir olalım, gelin komünist olalım demiyorlar insanlara. Senin hamili olduğun, taşıma göreviyle görevli olduğun kitapla insanları Allah'a da bu sapıklıklara davet ediyorlar. Peki sen ne yapacaksın o zaman? Senin susma gibi bir hakkın yok. Senin susma gibi bir hakkın yok. Hakkı beyan edeceksin. Hakkı anlatacaksın. Aksi halde bu ayet-i kerimelerde anlatılan batılın sesinin yüksek olduğu yerde Allah'ın apaçık ayetlerini insanlara açıklamayanların o lanetine, o sapıtmışlığına sen de bundan gizlediğin kadar, sustuğun kadar nasibini alırsın. Bakın İbn-i Kayyum ne diyor? İlâm-ül-Muvakkıîn kitabında, ben özetle aldım buraya. Diyor ki Allah'ın sınırları çiğnenip dini zayi oluyorken ve insanlar Allah'ın Resulü'nün sünnetinden yüz çevirmişken insanı hareketsiz bırakan şey hangi dindir ve hangi hayırdır? Yani sana bana bunu söylüyor ha. Hangi dine müntesipsin sen diyor. Hangi dine müntesipsin? Hangi hayır var sende? Hayır nerede? Allah Azze ve Celle'nin hudutları çiğneniyor. Allah Azze ve Celle'nin sınırları ayaklar altına alınmış. İnsanlar onun bize örnek olsun diye gönderdiği Resul'den yüz çevirmişler. Abuk subuk sapıklara tabi oluyorlar. Bugün yeryüzünün en necis insanlarından her bir tanesinin milyonlarca takipçisi var. Aynanın karşısına koyduğunuzda Allah'ın yarattığı aynanın lanet ettiği tipleri 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon insan takip ediyor. Bu adam bir tweet yazdığında, fese bir şey yazdığında insanlar bunun için ölüyorlar, bunu yaymak için. Aynı anda 10 milyon tane adam onun sapıklığını yayıyor yeryüzünde. Senin Rabbinin sana bir Resul göndermiş. Önder olsun diye bir peygamber göndermiş. İnsanlar bu peygamberden yüz çevirmişler. İnsanlar bu sapıkların peşinden gidiyorlar. Bu sapıklar kimdir arkadaşlar? Her biri günün birinde ya bir yerde kendisine biraz fazla uyuşturucu verip ölen, ya netice itibariyle gidip kötü yollara düşen, ya huzur evlerinde çürüyüp giden insanlardır. İnsanlığa hiçbir katkıları olmadığı gibi yeryüzünde fesadı yayan Yahudi tinetli insanlardır.